İlk projemiz, ticarileşen ürünümüz çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunun tanısının konulmasında kullanılan bir ürün. Toplumdaki bir ihtiyaçtan yola çıkarak, gerçek bir hikayeye dayanarak projelendirdiğimiz bir fikir bu. Biliyorsunuz bizim projemiz üniversite sanayi kapsamında gerçekleşen bir proje. Dolayısıyla üniversitenin yanında bir de bunun bir sanayi ayağı var. Sanayi ayağında olan arkadaşımız hali hazırda bir bebek bezi üretici firmasının CEO'su. Ve sanıyorum yeğeni, çok emin olmamakla birlikte, yeğeni bir idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. Ve geçirdiği bu enfeksiyon sonrasında tanı konulamadığı için tedavi erken geçiş sağlanamıyor. Tedavi alamadığı için de ileriki dönemde bir böbrek hasarı oluşuyor. Oluşan bu böbrek hasarı sonrasında diyor ki biz de bir bebek bezi üreticisiyiz. Acaba ne yapabiliriz? İdrardan yola çıkarak idrar yolu enfeksiyonun tanısında bebek bezi bir gösterge olabilir mi? Bu bağlamda üniversite yani bizlere başvuruyor. Biz de hep beraber kafa kafaya verdik. Çok uzun bir süreç bu süreç. Aslına bakarsanız 3 sene kadar sürdü çalışmalarımız. Ne bakabiliriz? Buradan yola çıkarak Ar-Ge'sini geliştirdik ve bebek bezinin farklı katmanlarına iki farklı katmanla iki farklı solüsyon içeren solüsyonları yedirdik. İdrar bebek bezine temasa geçtiğinde ara bir madde oluştu. Daha sonra diğer bebek bezinin herhangi başka katmanla emdirdiğimiz solüsyonla reaksiyona girince arkada çok bariz bir pembe renk oluştu. Ve bundan yola çıkarak kişide idrar yolu enfeksiyonunun pozitif olduğunun göstergesi bu pembe renk dedik. Ve böylece ürün ortaya çıkmış oldu. Açıkçası biliyorsunuz ki bu ticarileşme aşaması zorlu bir süreç. Yani ekibi çok iyi kurmanız lazım. Planlamayı çok iyi yapmanız lazım. Her aşamasında bir ürünün başarıya ulaşabilmesi için titizlikle ele almanız lazım. Bir ürünün Ar-Ge'si çok iyi olabilir. Çok iyi bir ürün geliştirebilirsiniz. Her şeyde dört dörtlük olabilir ama halka duyuramadığınız noktada bu ürünü geliştirmiş olmanın hiçbir manası olmaz. Dolayısıyla ticarileşme aşamasında çok titizlikle biz kendi üzerimize düşen kısmı elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Çok yeni ürünümüz, piyasalara daha yeni yeni duyuluyor piyasalarda. Dolayısıyla zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Şimdi görüyorum ki geçmişe dönüp baktığımda bir ürünü ticarileştirmek istiyorsanız satış pazarlamayı dahi ilk başından konuşmanız gerekiyor. Yani step by step her şeyi başından konuşup böyle başlamanız gerekiyor. Üniversite sanayi işbirliği çalışmaları biliyorsunuz son günlerde zaten bütün üniversiteler çerçevesinde çok desteklenen bir program. Aynı zamanda üniversitenin araştırma üniversitesi kategorisinde devam etmesinde olmazsa olmaz şartlarından biri. Bizim üniversitemizde süreç nasıl ilerliyor? Akademisyen hocamız bir fikir geliştirdiğinde bunun altyapı çalışmalarını bitirdikten sonra üniversitemizin proje ve teknoloji ofisine bir buluş bildirim formu doldurarak başvurusunu yapıyor. Başvuru yapıldıktan sonra yine aynı bölümün bizde Protek olarak isimlendiriyoruz. Protek'in patent komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra bu buluş başvuru formu çalışılan patent firmalarına yönlendirilerek burada inceleme sürecinden geçiyor. İnceleme sürecinden geri gelen bir skorlama sistemimiz var. Skor doğrultusunda da üniversite tarafından ya desteklenmeye değer görülerek diyeyim, hizmet buluşu adı altında daha sonraki süreçlere devam ediliyor. Veya akademisyen serbest bırakılarak serbest buluş altında akademisyen kendi yolunda yürüyor. Tabii üniversite sanayi işbirliği kavramı biz akademisyenler için de çok yeni bir kavram. Yeni yeni bu çalışmalara dahil oluyoruz. Dolayısıyla biraz da yaşayarak bu süreci öğreniyoruz. Tabii yaşarken bazı problemlerle karşılaşıyoruz ama hepimiz biliyoruz ki problemle karşılaşmadan bu tip süreçleri yönetmeyi öğrenebilmek de çok kolay olmuyor. Bizim sizinle birlikte patent başvurusunu yaptığımız ürün aslında başka daha öncesinde patent başvurusunu yaptığımız ve hali hazırda ticarileşmiş olan ürünümüzle ilgili projenin devamı niteliğinde aslında. Yine bebeklerde idrarında tayin edilecek bir parametrenin
günlük tüketim ürüne adaptasyonu ile ilişkili olan bir ürün. Yeni doğan çocuklarda, özellikle yeni doğan çocuklarda yeterince besleniyor mu, beslenmiyor mu? Bu anlamda annelere yardımcı olmak amacıyla ortaya çıkan bir ürün. Dolayısıyla ilk patentimiz ve şu an ticarileşen ürünümüz bizim bir kardeşi de diyebiliriz Zeynep Hoca'nın dediği gibi. Bir fikirle yola çıkıyorsunuz fakat ilk önce fikrinizi herhangi bir kuruluşa ya da bir kuruma bahsetmeden önce öncelikle güvendiğiniz bir patent firmasıyla fikrinizi koruma altına almak durumundasınız. Bunu biz gençlere de söylüyoruz, öğrencilerimize de söylüyoruz. Çünkü o kadar güzel cevherler var ki elimizde. Biz aynı zamanda tıp fakültesi öğrencileriyle bizzat birebir çalışıyoruz, beraber ders yapıyoruz. Dolayısıyla onlarda da çok güzel fikirler var. Onlara da ilk lafımız şu: lütfen aklınıza gelen, inovatif olduğunu düşündüğünüz herhangi bir fikriniz varsa lütfen ilk önce fikrinizi koruma altına alın. Biz de bu bağlamda çok araştırdık açıkçası. Dediğim gibi daha önceki ticarileşen ürünümüzle de bir patent firmasıyla yola çıktık. Sonrasında ilk ürünümüzdü. Sonrasında farklı önceliklerimiz oldu. Bunları değerlendirdik. Ve dedik ki bir patent firmasından öncelikle şunu beklemeliyiz: bir kere bize her konuda yardımcı olmalılar. Sıkı takip içerisinde olmalılar. Yani bizim projemize inanmalılar, projemize güvenmeliler ve daha da önemlisi projemizi iyi analiz etmeliler. Projeyle ilgili sık aralıklarla bizimle temas halinde olmalılar. Hem yurt içi hem de yurt dışında buna benzer çalışmalar var mı ve bu çalışmalar hangi aşamada nasıl konumlanmış? Bu konuda bize geri dönüşleri iyi yapmalılar. Bu bağlamda biz destek patentle yollarımız bir şekilde kesişti. Geri bildirimler, belki çevremizden aldığımız duyumlar, bilemiyorum. Hani pozitif duyumlar neticesinde sizinle ortak faydada buluştuk. Dediğim gibi yani bir kere patent firmasında çalışan arkadaşların işinde uzman olması çok önemli. Bizi yönlendirmeleri çok önemli. Çünkü biz bu konularda ister istemez hani akademik çalışmalar içerisinde gün içerisinde boğuluyoruz. Bazı şeyleri atlayabiliyoruz. Dolayısıyla patent firmasının bizi yönlendirmesi, sık aralıklarla bilgilendirme yapması çok önemli. Takibi iyi yapması çok önemli. Bu anlamda sizinle yolumuza devam etme düşüncesine sahip olduk ve sizinle şu an ikinci projemizde beraber çalışıyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışı fikrimizi koruma altına alma çabası içerisindeyiz.